kuru yemişi değil. Sabahattin... Sabahattin. Efendim? Sabahattin Erkuş. Sabahattin. Sabahattin. Sabahattin Erkuş. Sabahattin değil mi efendim? Sabahattin, evet. E mi? E. Sabahattin. Evet. H'den sonra E geliyor. Sabahattin. Normalde Sabahattin değil midir efendim o isim? Memur hatası olmuş o harf. Öyle o yazılmış. Sabahattin. Sabahattin. Efendim Sabahattin Erkuş'un kuru yemişçi dükkanındayız. Önce kendisini tanıyalım. Biraz tanıdık az önce ama tam da tanıyamadık. İsmi dahi bilmiyoruz zannet olarak. Sabahattin. Sabahattin Erkuş. Peki Sabahattin abi, sizi biraz tanıyalım. Kaç yıldır kuru yemişlerle haşır neşirsiniz? Ben normalde 90'lı yıllardan beri biz esnafız ama resmi benim adıma geçen 22-23 yıldır bu işi yapıyorum yani kendi adıma. 23 yıldır? 23 yıldır yapıyorum. Yani bu caddedeyim. Çoğu ürünler ben kendim alatım. Kalitemi bozmamaya çalışıyorum. Olmazsa olmazınız kalite. Evet, kalite. Harika. Kahvem imalatım yani. Kendi imalatım kahve. Kahveyi nasıl yapıyorsunuz efendim? Bu çekirdekleri çiğ alıyorsunuz. Olarak, çiğ olarak, yeşil olarak geliyor. İmalatta yani kavruluyor. İki çeşit, üç çeşit yani şey çıkıyor. Biri koyu, biri açık olarak. Kavurarak buradan. Kavurarak evet. İki çeşit şey ürünleri sunuyoruz müşterilere. Kaliteli müşterilerim de yani o şeylerden, kaliteden anlayan müşterilerim de var çok şükür. Bayağı yani kendi imalat, kaju mesela, kaju kendi imalatım ben. Nasıl efendim, kendi imalatınız kaju yani, nasıl oluyor? Şey, ithal geliyor, bu da çiğ geliyor, ben kavuruyorum burada. Kızartma olarak gelen var, hazır olan var. Bütün kuru yemişler kavruluyor mu efendim, evet, sizde? Evet, kavruluyor. Fıstık mesela çiğ geliyor, ben kavuruyorum. Leblebi, bademi, kendi imalatım yani. Harika. Bir de kestane kebap var. Kestane o direkt Aydın'dan getirtiyorum. Aydın'dan geliyor. Kendi yerinden, o yörenin kestanesi buraya geliyor. Şimdi benim akrabalarımdan bazıları da kuru yemişçi. Yıllardır yapıyorlar. Onlardan biliyorum ki çok zor bir iş. Gecesi yok, gündüz evet. Yok. Sürekli işinizin başınızdasınız. Geç saatlerde kapatıyorsunuz. Evet, evet. Bu aralar geç saat olmuyor. Bu aralar öyle. Bu aralar öyle. Kısıtlamalar var. Hiç sıkıldığınız oldu mu efendim bu meslekten? Bir gün olsa. Severek yapıyorum çok şükür. Severek yaptığım için sıkılmıyorum. Saat 12-1'e kadar kalıyordum ama bu kısıtlamalardan dolayı şu anda 8-8.30'da kapatıyoruz yani. Akşam tekel ürünleri de sattığımız için kısıtlamalara takıldık. Bir hareketlilik var değil mi? Valla şu anda hareketlilik yok. Ama yılbaşı öncesini bekliyoruz. İnşallah olacak. Bekliyoruz. Umudumuz o ama kısıtlamalardan dolayı bir de milletin alım gücü artık azaldı mı çoğaldı mı bilmiyorum ama kısıtlamalardan dolayı bilmiyorum ne olacağı belli değil. Fiyatlar nasıl efendim? Arttı mı kuru yemiş fiyatları? Kuru yemiş fiyatları geçen seneye nazaran biraz düştü. Düştü. Düştü biraz. Müjdeyi verelim buradan. Kuru yemiş fiyatları düştü. Mesela 100 liraya satıyordum. Şu anda 90 daha da yani düşebilir. Yılbaşı kampanya yapabiliriz. Biraz daha yani sürümden kazanmak için biraz daha düşürebiliriz. Yer fıstığı mesela biraz daha düştü. Geçen sene 35-40 liraya gidiyordu. Leblebi, badem biraz daha yüksekti. Yok. Bu sene biraz daha düştü. İnşallah umudumuz yani sürüm yapmak, çalışmak. Yılbaşıya inşallah iyi çalışacağız. Umudumuz o yani. Daha güzel günlerde inşallah bu kısıtlamalar kalkar, pandemi biter de geç saatlere kadar hizmet vermeye devam edersiniz. İnşallah, inşallah. Peki buradan şehir günlükleri programına, izleyicilerine var mı bir mesajınız? Kuru yemiş yiyin deyin. Herkes kuru yemiş yesin. Sağlıklı, faydalı. Antibiyotikten daha iyi bu. Daha faydalı, daha sağlıklı. Ceviz mesela. Bizim cevizlerimiz de bak kemir çukurmalı, yerli ceviz. Maraş'tan da getirtiyoruz. Kaliteli ürünlerimiz var. İncir var. Aydın'dan geliyor. Evet. Yani Sebahattin abi. Hep yani doğal şeyler, doğal vitaminler, doğal antibiyotikten daha iyi. Harika. O zaman siz bana doğal vitaminlerden şöyle bir karışık paket yapın. Yaparız. Ben onları yerken bir yandan da başka bir durağa geçelim efendim.